Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandır benden bekliyor olduğunuz yeni transferlerle en iyi Süper Lig ilk 11 kadrosunu kurmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir kadro olacak arkadaşlar? Umarım güzel bir kadro olur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben YouTube topluluk kısmında sizlere sordum. Sizlerden gelen yorumlara göre de bir kadro kurulumu yapacağım bakalım. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Videoyu sizlerden daha fazla bu tarz videolar için ve Türk gücüne yeniden başlamamızı istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Bakalım kitlemiz hala var mı? Eskiden kalma değilseniz de. yeniyseniz de like yine de atın abi. 3000 beğeni geçelim. Yeniyseniz arkadaşlar kanala abone olun, bildirimleri açın ve ailemiz koskocaman olsun, büyüsün arkadaşlar. Çünkü yakında 110 genden üstünde bir hesap çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çok az kaldı o yüzden de açıklamadan Nonolive'den şimdiden takip edin ki çekilişe daha kolay bir şekilde katılabilin arkadaşlar. Efsane bir hesap çekilişimiz olacak. Zaten canlı yayında vereceğiz hesabı da haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bu sene Süper yapılmış olan en iyi transferlerden efsane ötesi bir kadro kuracağız. Ama bakın dediğim gibi arkadaşlar bu çok önemli. Yeniyseniz abone olup bildirimleri açın ki aramıza katılın arkadaşlar. Burada çok eğleniyoruz. Her günde video atmaya çalışıyorum. Bugünkü video birazcık geciktiği için kusura bakmayın arkadaşlar. Bilgisayarda bir bozukluk falan oldu. Bir saattir onu ayarlamaya çalışıyorum. Her neyse arkadaşlar ilk olarak... Kalecimiz arkadaşlar Karius. Oyunda Altay Bayındır'ı bulamadım. Altay'ı bulamadığım için kale Karius'u alacağım. E, haricinde Yuri Lodilgin'i de bulamadım. O yüzden kalede Karius var yani sonuç olarak. Karius'un bakalım 445 bin coinsmiş bu arada Karius arkadaşlar. Geçmiş olsunlarınızı alırım şimdiden. Yani inşallah 400 şöyle 400 500 bin yazayım bakalım çıkacak mı abi. Bu arada bayağı bir giriş olacak bize birazcık ama ee, bu arada kaleci yapmadık evet kaleci yapalım hemen. Ve Karius'u bulduk arkadaşlar 444 bin coins'e var gördüğünüz gibi. Karius'u sizlerle birlikte şimdi almış bulunduk arkadaşlar. Bon servisini aldı galiba Beşiktaş arkadaşlar bu sene. Karius'u da çok istemişsiniz. O yüzden karyosuz arkadaşlar oyuncu bulamayınca aldım. Sol bekimiz arkadaşlar kim? Tabii ki de sol bekini çoğu kişi takip tahmin ediyordur. Fenerbahçeliler çok istiyor. Hala istemeye devam ediyor. Bir açıklanmadı abi. Kolarov. Sol bekimiz Kolarov arkadaşlar 80 ratinglik bir sol bek. Hemen pozisyon sol bek yapalım ve Kolarov'un da değeri arkadaşlar 78.000 79.000 coins falan gözüküyor şu anda. Bir fiyat olarak 79.000 coins yazalım bakalım. Daha ucuza var mı? Ki var olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. 64.000 coins'e de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen Koloravo o 81'lik kartı da 74.000'e var. Dur 81 yapalım abi. 81'liğini alalım. Daha iyisini almış olalım almışken bakalım. Ee, 70.000 coins'e var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve daha da ucuza yok arkadaşlar. Hemen 70.000 coins'e Koloravo gördüğünüz gibi almış bulunduk. Ve şimdi sırada arkadaşlar stoper olarak da bir Beşiktaşlı. Zaten Beşiktaş'a transfer yaptığı için arkadaşlar kaleye kariüs koymamız aslında mantıklı oldu. Ama şu anda stoperde bir Beşiktaşlı göreceksiniz. 80'lik bir stoper. Kaç kaymış? O da 80K gözüküyor. Onu da 79K yazalım bakalım çıkacak mı? 80'lik bir stoper. Ee, Victor Ruiz çıkmadı. Ee, nasıl bulacağız şimdi biz onu? Onu birazcık zor bulacağız abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Victor yazalım. Story bakalım çıkacak mı çıktı tamam Güzel bulduk arkadaşlar güzel 65 65.000 coins'e gördüm hemen şöyle bir 64.500 yazalım bakalım 64.500 yazınca Kimler çıkacak kimler çıkmayacak hep birlikte görelim 57.000'e bile var abi oyuncu gerçekten Bayağı bir ucuzmuş hatta 51.000'e de var arkadaşlar Evet 51 51.000 coins'e de Victor Ruiz'i gördüğünüz gibi Şu anda aldık arkadaşlar ve Hemen sıradaki oyuncumuz Edgar L Edgar L'de Süper Lig'e bu sene gelen Efsane oyuncularımızdan biri 72'lik bir stopermiş o da. Bakalım arkadaşlar 72'lik stoper Edgar L. 13.000 coin ise 12.000 coin ise falan var. Çok da fazla fark etmeyecek zaten. O yüzden 10.000 coin ise ben Edgar L'ye gördüğünüz gibi. Edgar Y bu arada. L mi Y mi tam anlamadım ama şöyle Y yazıyor. Evet Edgar Y'yi de aldık. Portekizli stoper Edgar Y de takımımıza katıldı. Ve sırada arkadaşlar Douglas var. Douglas çok gereksiz pahalı abi. Gerçekten çok gereksiz pahalı. Yani çok üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Pozisyon sağ bek. Ve aramaya bastık arkadaşlar. Aramaya bastık ama maalesef olmadı. Çünkü 64.568'lik oyuncuyu bulamıyoruz. Gerçekten garip bir durum arkadaşlar. 129.000 coin ise Douglas'ı da almış bulunduk. Yani almış olduk arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki oyuncumuzun ismi benim gerçekten bu sene en beğendiğim transferlerden biri arkadaşlar. Galatasaraylı olmamama rağmen seri. Gerçekten harika bir transfer ama bakalım çıkacak mı bu arada kartı umarım çıkar ya. Fiyatı ne kadarmış? 50.000 coins. Güzel abi fiyat olarak iyi. Hani fiyatı iyi 50 bin coins gayet yerinde makul bir ücret. Evet seriyi bulduk hatta 36 bin 37 bin coins ama gerçekten arkadaşlar 36 bin coins hemen alalım ve arkadaşlar özelliklerine bakın. Bütün özellikleri 75'in üstünde yani 80'lik kartı var ve bütün özellikleri 75'in üstünde ve bu adam gerçekten her şeyi çok iyi yapıyor. Hem defansif hem atak hem pas hem şut her şeyde iyi hiçbir şeyde çok kötü değil o yüzden bu seri gerçekten çok kaliteli bir oyuncu arkadaşlar ben kanteyi de zaten bu özelliklerinden dolayı beğeniyorum. Ayrıca Kante'nin çok ataksal yönü de yok mesela. Ama Kante benim dünyada en sevdiğim futbolcu. Ben böyle abi çift yönlü oyuncuları falan çok seviyorum. Modric falan tarzı oyuncular. Ama seri biraz daha defansif gibi ama her türlü iyi yani. Hemen Emre Belözoğlu tabii ki arkadaşlar. Free golünde dün hatırlarsınız efsane attı. Yani helal olsun tebrik ediyoruz kendini. Fiyatı da bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Hemen 15.000 coins hatta 9.000 coins'e de gördüm. 9.000 coins'e Emre Belözoğlu'nu gördüğünüz gibi alıyoruz. Ve arkadaşlar sıradaki isim Sıradaki isim Konoplianka Konoplianka hemen konu yazalım Hemen konu yazalım Bunun da fiyatı birazcık maalesef yüksek arkadaşlar Şöyle bir 275 bin yazsak çıkar mı ki çıkacağını çok sanmıyorum abi İlk 300 bine görmüşüm çünkü evet çıkmamadı gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten pahalı bir oyuncu arkadaşlar 300 bin coins yazıyorum ben bu kadar coins harcıyorum sizlerden de tek ricam bir like bir de abone olmayanlar da abone de olsun yani ve çıkmıyor abi gerçekten çok güzel gerçekten harika çıkmıyor 325 bin yazalım artık çıkmazsan yuh yani kardeşim evet çok teşekkür ediyorum çıktığın için 302 bin coins'i hemen Konoplianka'yı gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar ve şimdi sağ kanat arkadaşlar Deniz Türüç alacağız Deniz Türüç aslında sağ ortası arkadaşlar ama bu oyun ya gerçi MOO'da da oyun yani da kartı var hani öyle kesin bir şey söylemeyeyim hani sen bilmiyor musun futbolu falan demeyin bana ama yani aslında sağ ortası olarak geçiyor Deniz Türüç. Ama burada gördüğünüz gibi MO kartı var arkadaşlar. Demin de arattığım gibi 29.000 coins civarında gördüm. 14.000'e de gördüm. Hemen 14.000'e gördüğümü alayım arkadaşlar. Çok da fazla vakit kaybetmenizi sizin de benim de istemiyorum. Ve arkadaşlar şimdi sıradaki isim iki tane çok efsane isim geliyor. En efsanesini sona bırakacağım. Çünkü bence olursa bu senenin ve yani bayağı bir uzun süredir yapılan en efsane transfer olmuş olacak ama yine de aşırı beğendiğim bir transfer. Cruze Gerçekten Kuruse'de arkadaşlar harika bir transfer oldu bu sene. Fenerbahçe'nin yaptığı. Fenerbahçe çok fazla katkı sağlayacak. Çok kral bir transfer oldu. Ben de gerçekten çok mutluyum bu durumdan dolayı. 63 bin coin hemen çok fazla vakit kaybetmeden alsam mı yok. Ben 55 bine görmüşüm abi. O zaman bir 55 bin yazalım şuraya. 55.000 bin coin. Daha ucuz bir şey görürsek hemen 2 dakikada alırız. 49 bine de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 37 bine de var. Ee, 37, 36 bine de var. ya yani, tamam 36 bin e alalım. Çok da fazla uğraşmayalım abi. Ve şimdi sırada asıl kartımız. Asıl baba, asıl bombamız. Yani Falcao. Falcao Galatasaray al artık şu adamı Falcao. Falcao daha ne yapsın bu arada abi? Geleceğini artık daha ne kadar belli edebilir bilmiyorum. 1 milyon 343 bine gördük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen fiyat listesine 1 milyon 344 bin yazalım. Ve bakalım arkadaşlar Falcao burada mı? Evet burada 1 milyon 224 bin coins'e Falcao'yu da gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Ve hemen kadromuza girelim. Ve kadromuza oyuncularımızı dizelim bakalım oyuncularımız kadroda nasıl duracak. Hemen şöyle değiştir dedim. Gel sınırını atlattı ve Falcao'yu ilk olarak kadromuza gördüğünüz gibi koydum. Kalecimizi de Karyos'u da bir koyalım arkadaşlar hemen. Hemen arkadaşlar şimdi sırada sol bek. Tabii ki de Kolarov geldi. Sol bekimize Kolarov geldi. Sol stoperimizde kim var? Victor Ruiz var. Sağ stoperimizde Edgar Ye olacak. Edgar Ye hemen abi sağ stopere Edgar Ye'yi aldık. Ve sağ bekimiz Douglas. Douglas gel buraya abicim. Evet Douglas da burada gördüğünüz gibi almış olduk arkadaşlar. Sağ orta sahada kim var? Sağ orta sahada tabii ki de arkadaşlar Deniz Türüç oynayacak aslında MO kartı ama saldırı Deniz Türüç oynayacak. Santrafor'un arkasında Max Kruse oynuyor. Sağ MO'da kim oynuyor arkadaşlar? Emre Belözoğlu. Sol MO'da Seri oynayacak arkadaşlar. Seri sol MO'da oynayacak. Ve sol orta sahada da kim oynayacak arkadaşlar? Sol kanat görevinde oynayacak olan isim. Konoplianka olacaktı arkadaşlar. Hemen Konoplianka'yı da bulalım. Evet Konoplianka'yı da gördüğünüz gibi bulduk arkadaşlar. Gerçekten şu anda takım harika ötesi olduğu daha fazla coin harcayarak bayağı bir yükseltebiliriz takım aslında arkadaşlar şu anda 80 gen olmayan herkese bir 80 gen yapacağım sizlerle birlikte haydi bakalım şimdi herkes sizlerle birlikte bir 80 gen yapalım 80 gen olsa yeter aynen bir dakika şöyle abi hemen şunu da verelim tamam 80 gen ol abi herkesi 80 gen yapacağız arkadaşlar olmayan gerisine de çok karışmayacağız Haydi bakalım 80 gen bu kardeşimizi de yapalım. Bu da bayağı bir 12 gen evet. Tamam direkt basalım arkadaşlar. Zaten baya bir boost var yeterince. 80 gen Douglas da yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve Emre Belözoğlu. Şöyle hemen arkadaşlar. Evet üçgen direkt artıyor zaten. Şöyle yaparsak böyle de üçgen artıyor. Tamam tam etti. Emre Belözoğlu da gördüğünüz gibi 80 rating oldu arkadaşlar. Ve takımımız şu anda gerçekten harika. Deniz türücü de yapalım. Her şeyi 80 geri yükseltiyoruz. Deniz türüç bu şekilde değil de şöyle yap. Bir de şöyle yap. Bir de şöyle yap. Zaten 25 bin koymuş olduk. Böyle yapsak tamam, tam oldu. Evet arkadaşlar, Deniz Türüç'ü de gördüğünüz gibi 80 rating yaptık ve şimdi son olarak sol orta ayağı, yani sol kanata Konoplyanka'yı da yükselteceğiz. Bir yan yükselmesi lazım onun. ve o zaman arkadaşlar şöyle arkadaşlar, forvetleri böyle basalım ve 43 bin koyunse de Konoplyanka'yı da yükseltmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu, gerçekten harika oldu Konoplyanka'da. Muazzam oldu, muazzam gerçekten efsane bir kadro oldu. 24 kimyamız var şu an birazcık bir dakika karyosu yükseltmeyi unutmuşuz arkadaşlar onu da unutmayalım. Yoksa ben linç yiyebilirim. Linç yemek istemiyorum abi hiç. O zaman karyosu da şöyle hemen ee, bir arttıralım bakalım iki gen arttıralım. Karyos da gördüğünüz gibi yükseldi arkadaşlar. Hemen şöyle düzenleyelim. Kimya olabildiğince yüksek olmasını istiyorum ama şu anda kimyasal olarak arkadaşlar çok fazla toparlanacağımızı da sanmıyorum. Genel olarak kadromuz bu şekilde oldu arkadaşlar. 87 yani 24 kimyalık bir kadro. Bu kadro kurma videolarında maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çok beğenilirse bundan sonraki kadro kurma videolarında maç da yaparız arkadaşlar. Bence gayet güzel bir kadro kurduk. Gayet efsane de bir kadro oldu arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi çekiliş için bak bu hesabı da verebilirim. Ee, kendi hesabımı da verebilirim ama bak bu hesapta da yüzgen, Royce falan var. Gerçekten efsane. Yani arkadaşlar bence e, çekilişe katılmak için şimdiden lol'layın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, Seri gerçekten çok seviyorum. Bunu izlemeni unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve artık videomuzun zaten burada sonuna geldik. Bye bye.